Malatya'nın Arapgil ilçesinde ayakkabıcılık yapan Erol Hakan, yarım asırdır tahta çivili ayakkabı üretiyor. Birkaç tane terzi. Türkiye'de sadece Arapgil ilçesinde üretilen ve yapımı bir hayli zor olan tahta çivili ayakkabılar yoğun talep görürken, usta Erol Hakan, atalarından miras kalan mesleği yaşatmanın gayretinde olduğunu söyledi. Babadan devraldığım, dededen devraldığımız bu işi burada sürdürmeye çalışıyoruz. Tahta çivili ayakkabılar dikiş makineleri olmadan önce, güçlü yapıştırıcılar olmadan önce Türkiye'de yapılan bir iş koluydu. Şimdi artık bunu yapan pek kalmadı. Bundan sonra da biz çırak bulamıyoruz, kimse gelip çalışmıyor. Artık arşivlerde kalacak ancak. Gayet sağlıklı, ayağı terletmez, koku yapmaz. Elimizden geldiği kadar itinalı bir şekilde yapıyoruz, itinayı gösteriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz falan dükkanımızı her zaman ziyaret ediyorlar, geliyorlar, bakıyorlar. Bu işin nasıl yapıldığını şey yapıyorlar, ayakkabılarımızı da beğenerek giyiniyorlar. Bir yaptıran yani bir daha gelip yaptırıyor ayakkabı. Yoğun bir emek gerektirdiğinden tahta çivili ayakkabılardan günde sadece bir adet yapabildiğini belirten ayakkabı ustası Hakan, tahta çivili ayakkabıların dikiş makineleri ve güçlü yapıştırıcılar olmadan önce Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığını aktardı. Özelliği tahta çivili ayakkabıların dikiş makineleri olmadan önce yapılan bir iş koluydu. Zamanında Türkiye'de artık herkes bu iş kolunu yapıyordu, tahta çiviler bulunuyordu. Makinalaşınca, güçlü yapıştırıcılar çıkınca bu işi yapan pek kalmadı. Şu çivileri şu anda Almanya'dan getirttiriyoruz. Orada da artık son zamanları bulunmuyor, orada da bulunmuyor. Bu işte böylelikle tarihe kaçacak. Zaten yanımıza çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Kimse öğrenmiyor, kimse gelip şey yapmıyor, bakmıyor. Sabır işi bizim işimiz. Biz bu işi babadan dededen devraldık. Hemen hemen ben de 45-50 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Küçüklüğümden beri ilkokula giderken gelir dükkanda çivi düzlerdik beraber. Daha o zaman küçüğüz. Elden çivileri falan düzeltiriz. Yardımcı olurduk babamıza öyle öyle seyrederek bir yandan. Bir yandan da uygulayarak bu işi öğrendik. Bu işte devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, sağlığımızın yettiğince de sürdürmeye çalışacağız.